Cihan Hocam, gebelikte rutin olarak istenilen ve artık halkın da çok iyi bildiği ikili test, üçlü test ya da dörtlü testler var. İkili testte bir risk artışı rapor edildiğinde bunu nasıl anlamalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız bu duruma? Evet, özellikle bize çok fazla bu konuda hasta yönlendiriliyor. İkili teste risk saptandığı durumlarda. Aslında ikili teste risk dediğimiz durum bizim burada en önemli parametremiz kombine riski göz önünde bulundurmak. Kombine riskte gerçekten yüksek risk saptadığımız zaman biz doğrudan tanı testlerini tercih etmekteyiz. Hastayla bu konuyu tartışmaktayız. Nedir kombine risk dediğiniz şey? Kombine risk dediğimiz aslında annenin yaşını işin içerisine dahil eden, annenin verdiği kan örneğindeki parametreleri işin içerisine dahil eden, annenin hikayesindeki bazı özellikleri dahil eden ve ultrasonda bizim yaptığımız ölçümleri işin içine dahil ederek toplam bir risktir. Ne gibi, neye bakıyorsunuz ultrasonografide? Ultrasonda ikili test sırasında ense kalınlığı, halk arasında bilinen NT dediğimiz ense kalınlığına bakıyoruz. Beraberinde bebeğin uzunluğuna, baş popo mesafesi dediğimiz mesafeye bakıyoruz. Bir takım ek ölçümler yapabilmekteyiz. Bunlar için Doppler incelemeleri olabilir. Bunları ve nazal kemiğin, yani burun kemiğinin olup olmaması gibi bir takım bazı ultrason belirteçlerini dahil ediyoruz bu hesaplamanın içerisine. Buna göre bize bir risk oranı belirlemekte. Neyin riski bu? Buradaki amaç Down sendromu için ve trizomi 13-18 için aslında bize risk vermekte. Yüzde şu kadar olabilir gibi bir sonuç vermekte test. İkili testte Down sendromu için yüksek bir risk rapor edildiğinde bu bebeğin Down sendromlu olduğunun göstergesi midir? Değildir tabii ki. Tarama testi olduğunu ikili testin biz hastalarımızla mutlaka testi yaparken de yapmadan önce de tartışmaktayız. İkili testte yüksek risk saptadığımız Down sendromu olmasının yüksek risk olarak raporlandığı, hesaplandığı bir durumda biz hastayla tanı testlerini tartışmaktayız. Tanı testleri olarak bahsettiğimizde koriyonik villus örneklemesi aslında bu dönem, bu gebelik dönemini düşündüğümüz zaman 11 ile 14. haftalar arasında bebeğin eşinden bir iğne yardımıyla girerek bir miktar örnek alıp genetik yapısını incelemektir. Bu bebeğin bu hastalık açısından var mıdır, yok mudur gibi doğrudan bize tanı veren bir testtir. Orta risk saptadığımız durumlarda ise bazı saptama oranı daha yüksek olan DNA testi gibi testleri hastayla tartışmaktayız. İsteyen hasta tanı testi yerine bu testi tercih edebilmektedir. Bunu o zaman uygulamaktayız. Düşük risk saptadığımız durumlarda ise bu durumun oranı hakkında hastaya bilgi vermekteyiz. Eğer hastaya bu durumun oranı yeterli gelirse ek bir yöntem gerekmemekte. Ama kesin tanı istediğini belirten bir hasta varsa bu durumda gene biz ileri genetik testler yapabilmekteyiz.